Bugün sizlere bu videoda çok özel bir enstrümantal albümden bahsedeceğim. Efendim albümün adı Sezen Şarkıları. Albümü yapan Ayhan Günyıl. Ayhan Günyıl Türkiye'nin en önemli gitar virtüözlerinden bir tanesi. İnanılmaz bir müzisyen, çok iyi bir müzisyen ve çok iyi bir enstrümanist. Pek çok sanatçıya sahnede eşlik etti. Hemen bakıyorum notlarıma. 500-600'e yakın sanatçının albüm ya da konserlerinde eşlik etti. Yani bir şekilde gitar çaldı. Bunların arasında kimler yok ki? Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer ve hatta Tarkan da var. Tarkan'a yapmış olduğu bir şarkı vardı, hatırlıyor musunuz? Çok çirkin bir şarkıydı o. Karma albümünde Gittin Gideli adlı şarkı. İşte o şarkıdaki gitar partisyonları Ayhan Günyıl'a aittir. O şarkıyı da çok severim. Böyle bir müzisyenden bahsedeceğim size. Ayhan Günyıl Türkiye'de bir müzisyenin yapabilecek en zor şeylere imza attı. Nedir onlar efendim? Enstrümantal albüm yapmak. İşin gücün yoksa Türkiye'de Türk müzik severini enstrümantal albüm yap. Bu neye işler biliyor musunuz? Alın şu parayı, sokağa atın. İnanın bana aynı konuya, aynı şeye denk gelecek. Yani bir parayı sokağa atmakla bir enstrümantal albüm yapmanın değeri neredeyse aynı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu tarz albümlerin maalesef geri dönüşü yok. Maalesef çok fazla bizim toplum bu tarz enstrümantal albümleri anlamıyorlar. İşin özü bu. Ama Ayhan Günyıl iyi gitti ve değişik değişik albümlere imza attı. Mesela bunlardan bir tanesi işte Skylight adında bir albüme imza attı. Çok kaliteli coverlar yer aldı bu albümde. Sonrasında Rengarenk adında bir albüm var. Yine bakıyorum İspanyol Yağmur adında bir albüm var. Ve en sonunda şu anda elimde tuttuğum, hatta imzalı, bilmiyorum görebiliyor musunuz? İmzalı olarak da elimde olan albüm Ayhan Günyıl ve Sezen Şarkıları adlı albümü yayınladı. Efendim bu albümü Ercan Saatçi ile birlikte yayınladı. Tabii ki bir müzisyen, bir dönemin Doğan Müzik Kampanya, yani şu anda müzik tekeli olan, uzun yıllarda da müzik dünyasında tekel konumunda olan Doğan Müziğin kurucusu ve uzun yıllarda genel müdürlüğünü ve müzik yönetmenliğini yapan Ercan Saatçi tarafından hazırlanan bir albüm. Ayhan Günyıl bu albümde kendi anlattığı hikayeye göre birkaç tane Sezen Aksu demosu yapmış. Sonrasında Ercan Saatçi'ye dinletmiş. Ercan Saatçi de bu şarkıları ya hoş oldu, bir acaba Sezen Hanım'a bir dinletsek mi demiş. Sonra Sezen Hanım'a dinletmiş. Sezen Hanım çok beğenmiş, yani Sezen Hanım Sezen Aksu oluyor burada. Ve sonrasında da Ercan Saatçi Ayhan Günyıl'a ya sen bunu bir albüm olarak yapsana, tasarlasana, biz bunu yayınlayalım demiş. Ve Ayhan Günyıl uzun, yaklaşık 1,5 sene kadar çalışarak bu albümü tamamladı. Tabii uzun dediğime bakmayın, normalde bir albümün tamamlanması normal şartlarda 2 sene falan alması gerekir. Ama şimdi tabii ki internet gençliği, zipsop gençlik, tık 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 yapa yapa bir günde neredeyse bir albüm bile tamamlayacak konuma geldi. Tabii onlar albüm mü? Değil. Onlar çöplük. Hani geceleri çöpçüler çıkıyorlar ya, Erkin Koray'ın şarkısı da vardı, çöpçüler aşkımı süpürdüler diye. İşte aslında o yapılan bir günlük albümler o çöpçülerin topladığı çöplerden bile değersiz. Çünkü onları unutuyoruz, gidiyor. Ama hangi yıl böyle değil. Onun için bu 1,5 yılın altını çizmek istedim. 1,5-2 yılı kadar çalıştı ve çok özel Sezen Aksu şarkılarını gitarıyla solo bir şekilde çaldı. Ne yaptı? Sezen Aksu şarkılarının şan bölümlerini, yani şarkının sözlerinin yer aldığı, solistin daha çok Sezen Aksu'nun yorumladığı bölümleri gitarıyla çaldı. Ve tabii ki diğer enstrümanlarıyla da eşlik etti. Ve şunu söyledi Ayhan Günyıl bu albümü hazırlarken, şarkıların orijinal tempolarına sadık olmaya çalıştım. Çok fazla değiştirmemeye çalıştım dedi Ayhan Günyıl bu albümde. Peki bu albümde neler var? Efendim bu albümde İstanbul İstanbul Olalı gibi çok önemli bir şarkı. Perişanım Şimdi. Kaybolan Yıllar gibi Sezen Aksu'nun 70'li yıllarda popüler olan ki bana göre Sezen Aksu'nun en baba şarkılarından bir tanesi. Kaybolan Yıllar yer alıyor. Sonrasında Keskin Bıçak, Hata adlı şarkı. Sezen'in 70'lere ait şarkısı. Seni Kimler Aldı? Sezen'in 90'lara ait olan şarkısı. Küçüğüm yine 90'lar. Masum Değiliz yine Sezen Aksu 90'lar. Biliyorsun Sezen Aksu'nun 80'lere ait hiti. Ve Tükeneceğiz
yine Sezen Aksu'nun 80'lere yani ait olan bir hiti, Tükeneceğiz adlı şarkıları seslendirdi Ayhan Günyıl. Seslendirdi derken sesiyle değil, gitarıyla seslendirdi. Gitarı bu şarkının şan partisyonlarını çaldı. İnanılmaz kaliteli bir albüm oldu. Fakat şunu söylemek istiyorum, bu albüm çok fazla duyuramadı kendini. Bu albüm çok fazla promosyonu yapılamadı. Çünkü bu videonun başta da demiştim, enstrümantal albüm yapmak çok zor bir iş Türkiye'de. Yani albümü yapmak da zor, tanıtmak da zor. Çünkü radyolar enstrümantal albümleri desteklemiyor. Televizyon kanalları haber yapmıyor. Enstrümantal bir klip yaptığınız zaman bu klip yayınlanmıyor. Böyle saçma sapan, salak salak işler içinde dolaşan bir medya içerisinde böyle bir albüm yayınlandı. Ama tabii ki Fısıltı Gazetesi bu albümün duyurmasında etkili oldu. Bir de tabii ki benim gibi müziğe aşık olan ruh hastaları diyeceğim. Çünkü o noktada hissediyorum kendimi, özellikle popüler kültürü görünce. Bu tarz insanlar bu albüme sahip çıktı. Ben de bu albüme sahip çıktım. Ve bakın 4 tane sandalye var ve albümün kapağında. Gökyüzü mavisi var. Oldukça hoş bir mavi bu. Ve bu 4 sandalyenin 4.sünde de bir gitar var ki Ayhan Günyıl'ın sembolü olan gitarı görüyoruz. Albümde açtığımızda çok güzel böyle bir siyah bir zemin ve sarı fontlarla şarkıların adları ve tabii ki künyeleri ve tabii ki yer alan enstrümanlar belirtilmiş. Şunu söyleyeyim. Cello da var, perküsyon da var, ney de var, aklınıza gelen bütün enstrümanlar kullanılmış bu albümde. Öyle çok yoğun, senfonik, kalabalık bir albüm değil ama dolu bir albüm. Kaliteli bir albüm ve dinlenmesi gereken bir albüm. Ercan Saatçi'yi tebrik ediyoruz ve tabii ki Ayhan Günyıl'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Albümün adı Sezen Şarkıları. Öyle popüler kültür falan carçurt muhabbetleri yapmayacağım. Kaliteli müzikten hoşlananlar bu albümü alsınlar, edinsinler ve arşivlerine mutlaka ama mutlaka katsınlar. Çünkü bu albüm tam arşivlik bir albüm. Başımızı şişiren politikacılar, o sosyal medyadaki rezillikler, televizyon kanalındaki haber programları, radyolarda çalan tıstım tıstım tıntıs kafamızı şişiren şarkılar, hepsini bir kenara atalım. Bu albümü yer alan şarkıları dinleyelim diyorum ben ve size bu albümü her zaman olduğu gibi altında çizerek ve bu kelimeyi kullanarak şiddetle öneriyorum. Sense deli divane,